Mutasyonları yeni adı free fatty acid reseptörü. 41'e 3 namlık ismi verdiler. Free fatty acid 3 oldu. GPR41. Beyinde, merkez sinir sisteminde, dorsal sinir kök ganglionlarında birçok yerde bu reseptörler var. Hatta bu reseptörlerin antagonisti olarak kullanılan bir takım kimyasallarla çalışmalar yapıldı. Bu reseptör 3 kontrollü çalışmalar yapıldı. Hücre kültürünü kastediyorum. İşte buffer solüsyonu verilenler, kısa zincir yağ asitleri verilenler, propionik asit verilenler ve bunun reseptör antagonisti verilenler. Yani çok farklı sonuçlara ulaşıldı. Yani bunlar gösteriyor ki yine rodentlerle veya farelerle veya ratlarla yapılan çalışmalarda mikrobiyota değişikliğinin en son çıkan çok güzel bir çalışma Cell dergisinde çıktı. En son aldım onu. Otistik çocuklardan mikrobiyota profili alındı. Gastrointestinal sistem örnekleri alındı. Yani gayet örneği alındı. Sekanslandı. Ne tür bakteriyel profil var? Bunlar bildiler. Tabii şimdi ekibin içerisinde bioinformatics, computer engineering, bir sürü mühendislik alanlarında yani bilgi, yani processing, management'la ilgili alanlardan uzmanlar var. Yani artık tıpta yani mühendislikle beraber yürütmek gerekiyor. Mesela Harvard'ın en ciddi yani keşif yapan çalışmalarını MIT ile beraber yürütüyor. İkisi de Boston'da biliyorsunuz. Birlikte çalışıyorlar. Yani bırakın fakülte bir tıp alanındaki işbirliğini, artık disiplinler arası mühendislikle tıbbı birlikte hareket ediyorlar. Zaten bir mikrobiyota merkezinde mutlaka bioinformatik uzmanı, bilgisayar uzmanı, işte yazılım vesaire, yapay zeka, eğer bir software'de bir yeni bir program ortaya konulacaksa vesaire, hepsi ekip halinde çalışıyor. Şimdi bu, tabii insan bir konuya uzaktan bakarsa, yüzeysel bakarsa, konuyla ilgili literatür okumazsa, işte kendi zihnine ve duygularına bakarak hükmediyor. Bilim, duygulara bakarak hükmedilecek bir alan değildir. Bilim, veriler ve ispata dayalı bir alandır. Bir şeyi ortaya koyuyorsanız bunu ispat etmek zorundasınız. İspat edemediğiniz görüşleriniz kişiseldir, şahsidir, yorumdur. Bilim, ispattır. Objektiftir ve olanı da olmayanı da ortaya koymak ve dökmek zorundayız. Bu hastalıklar, çeşitli hastalıklarla ilişkisi var. Şöyle mikrobiyota, bağırsak beyin ekseni döngüsü, metabolik hastalıklardan obezite metabolik sendrom, fonksiyonel gastrointestinal irritable bağırsak ve alkol bağımlılığına yemek bağımlılığı da geldi şimdi. O da bir bağımlılık. Nörogelişimsel bozukluk, otizm, şizofreni, nörodejenerasyon, Alzheimer, Parkinson, stres, depresyon, anksiyete. 2018'in son 3 ayında fibromiyalji, onun slaytını aldım buraya o çalışmayı ve astım alerji de bu gruba dahil edildi. Çeşitli makalelerden kısa ifadeler aldım böyle. Bağırsak beyin ekseni, mikrobiyota bağırsak beyin ekseni, nutrition, microbiome, microbiota, enteric nervous system, enteric glial cell network, gut-brain pathways, microbiome immune system, microbiome neuroendocrine system, intestinal, bağırsak, enteric, neuropeptides. Şunlar da çeşitli makalelerin başlıklarından aldığım ifadeler. Bunlar ara cümle değil, makale başlığından alınmış. Mikrobiyota, immune neuroendocrine konuşmanın orkestra şefidir. Bağırsak mikrobiyotası, konakla mikrobiyot arasındaki diyalog, bağırsak mikrobiyotası beyinle konuşuyor ama dil sır. Bu dil sır. Yani bir mikrobiyota dilini şimdi öğrenmeye çalışıyoruz. Bilim dünyası bu dili araştırıyor. Bu dostluk, arkadaşlık ne zaman düşmanlığa dönüştü? Ümmi nöroendokrin karşılıklı konuşmayı koordine ettiğinden bahsediyor. Mikrobiyota ve onun metabolitleri insan ve hayvan sağlığını şekillendiriyor. Bizim gelişimimizi bakteriler mi şekillendiriyor? İkinci beyin, enteroendokrin sinyal yolakları, bütün hastalıkların bağırsakta başladığının yüzyıllar önce ifade edilmiş olması. Peki bunu bilimsel olarak hangi yolaklar üzerinden gerçekleştiriyor? Bu hastalıkların
patogenezlerinin tetiklenmesi veya bağırsaktan beyine komutların gitmesi, beynin bütün vücudu etkileyen için ona bağlı sinyalleri sekonder bir takım komutlar üretmesi, dört ana yoldan bahsediliyor şu an tespit edilen. Birincisi metabolik yol. İkincisi nöroendokrin yolaklar. Üçüncüsü nöronal yol. Dördüncüsü immünolojik yolaklar. Bunlar slaytların içerisinde hepsi çeşitli çalışmalarda gösterilmiş. Şimdi bu bizim mikrobiyota ve hastalıklarla ilişkileri konusundaki bilgi düzeyimizin, bilim dünyası olarak bilgi düzeyimizin zaman içerisinde nasıl olgunlaşarak ilerlediğini gösteren bir slide. Önce şu aşamada bir bilgimiz vardı. Erken çalışmalar, tabi zamanın ilerlemesiyle bilgi düzeyimizde mikrobiyotanın diğer sistemlerle olan ilişkileri ve entegrasyonu ve koordinasyonu konusunda ayrıntıları belirlemeye başladık. Önce sadece bariyer fonksiyonu biliniyordu. Epitelle enterik sinir sistemi, asetilkolin ve vazoaktif intestinal peptit üzerinden bir irtibat biliniyordu. Daha sonra immün sistem devreye girdi. Çeşitli alt hücreleri, mast hücreleri, T, B, lenfositler, nötrofil, makrofajlar, dendrit hücreler. Enterik sinir sisteminin epitelle direkt ilişkisi olduğu gibi enteriğin nörotransmitterler üzerinde iki yönlü immün sistemde. Sonra bakteriler devreye girdi. Bakterilerin çeşitli fonksiyonları, doğal immünite modifikasyonlarıyla ilgili. Bu T ve B lenfositlerin eğitim dediğimiz naif lenfositlerin efektör hale geçmesi, periferik lenfoid dokularda antijen sunumu, profesyonel antijen sunan hücreler, bunların hepsi intestinal mikrobiyota ve bağırsak, daha doğrusu bağırsak bölgesinde gerçekleşiyor. Yani B lenfositlerin %80'i, T lenfositlerin %60'ı bağırsakta olgunlaşıyor. Yani bir eğitim merkezi gibi oluyor immün sistem açısından da. Sonra bu şeyler daha ayrıntılı olmaya başladı. Mikrobiyotanın sadece bakterilerden ibaret olmadığı, mantarlar, virüsler, hermitlerin de işin içerisine katıldığı, bilial hücreler devreye girdi, iki yönde etkileşimler, stromal hücreler, fibroblastlar. Yani tablo gün geçtikçe böyle daha ayrıntılı bir şekilde ortaya konuyor. Vagus üzerinden önemli bir irtibat var. Vagus'un gelen ve giden dalları üzerinden. Bağırsaktan beyne giden uyaranlar, kısa zirya, asterik, peptitler, triptofan metabolizması, sitokinler gibi merkezi sinir sisteminde bu bağırsaktan beyne giden uyaranlara karşılık hasıl olan sonuçlar, yani input'a karşı output gibi yani nelerdir? Mikroglia aktivasyonu ve sayıda artması, nörogenezis, tümdürüş beta, diferansiyasyonu, monoamin turnover, long term potentiation, habercik transmisyonlar, hipotalamo, pituiter, adrenal aks, hipotalamus, hipofiz, sürmen korteksten, stres hormonu, kortizolun salınması, kortizolun metabolik ve pek çok sistemik etkileri, bağırsak kan beyin bariyeri, bağırsak beyin bariyeri ve nörotrofik faktörler. İkisi de BBB olarak işte malum blood brain barrier, bowel brain barrier. Ama sonuçta ikisi de mikrobiyotayla ilişkili. Bağırsaktaki bakteriler bağırsağı iki yönlü etkiliyor. Bağırsak beyni, beyin mikrobiyotayı etkiliyor. Ve bu otonomik sinir sistem modülasyonundan bağırsaktan beyine gelen komutlarla motilite, sekresyon, permeabiliti ve mikrobiyota kompozisyonu değiştiği gibi bu şeyler, sinyalizasyon sistemleri sonucunda beyne giden komutlar, beyne giden uyaranlar daha doğrusu, uyaranlar üzerinden beyinde output olarak stres, mood, mizaç, uyku, visceral sensitivite, bu bağlantı içinde immün, nöronal ve nöroendokrin 3 yolak burada özetlenmiş. Aşağıdan yukarıya iki yönlü, yukarıdan da aşağıya iki yönlü bir etkileşim var. Bakterilerle başlıyor. Epitel, bu kombinasyon iletişimin yolakları, nörotransmitterler, gastrointestinal sistemdeki hormon aktif, enteroendokrin aktiviteye sahip enterokromafin hücreleri ve salınan işte çeşitli hormonlar,
kısa zincirli yağ asitleri, triptofan, sitokin, peptoglikanlar. Beyinde ise hipokampus, prefrontal korteks, hipotalamus, nörogenezis, sinaptogenezis, miyelinizasyon, mikroglia ve beyindeki brain derivated neurotrophic factor nörogenezisle irtibatlı olan. Stres bu yolakların hepsini bloke ediyor direkt olarak. Yine bu da nöroendokrin yolağı gösteren bir şekil. Hipotalamo, pituitary, adrenal aks, hipotalamus, hipofiz, adrenal, süren korteks, bu yolakların birbirleri etkileşimi. Sonuçta sağlık, davranış, emotion ve cognition, bunlar da değişiklikler meydana geliyor. Kişinin duyguları dahil, ruhsal yapısı, hatta algı, idrak, cognition. Burada da birkaç yolu özet halinde göstermiş. Nöral yol, endokrin yol. Tabii beyinden bağırsağa giden, bağırsaktan beyine gelen. Nöral yol, endokrin yol, immün yol, immünolojik olarak var. Bu şekilde karşılıklı etkileşimin sonucunda doğan sonuçlar güzelce gösterilmiş. Slaytlar çok fazla, çok önemli yeni çalışmalar var. Bu daha bir aydır, iki haftalık da sonlarına ilave edelim. Yine çeşitli faktörlerin bağırsak mikrobiyotasındaki değişikliklere yol açan faktörlerin sistemik sonuçları gebelikten itibaren alıyor. Gebelikle sistemi entegre etmiş. Yani gebelik, çocuk, hayat, sağlık, hastalık hepsi bir bütün. İntrauterin döneminde başlıyor. Bu fibromiyalji ile ilgili olan çalışma 2019'da çıktı. Henüz sayı almamıştı bunu aldığında. Şuradan bakalım. Şurası sağlıklı kontrol grubu. Bir sekans dizi analizi bu sonucu. Bu da fibromiyalji hastalığı. Şurada zaten ifade ediyor. Övebakteriyumla bifidobakterium türlerinin fibromiyalji hastalarında kaybolduğu görülmüş. Bifidobakteriumla övebakterium kontrol grubunda oldukça uygun miktarlarda belirlenirken fibromiyalji grubunda. Tabii sadece sekans yapmamışlar. Bunlar sitokinler, mir, RNA'da baktılar birkaç merkezde. Bu immün sistemi de içine alan, bu taraf sağlığı gösteriyor, sağlıklı etkileşim ve sağlığı tamamlayan unsurlar, yeşil. Kırmızılar ise mikrobiyotadaki dengeyi bozan unsurlarla birlikte sağlığın bozulması, beynin bağırsakla bağırsağın beyinle olumsuz etkileşimlerine aracılık eden moleküller ve sonuçları bahsedilmiş. Şimdi otizm konusu, otizm konusunda çok ciddi çalışmalar var. Yani otizmde söyleyecek çok şey var. Ön yargılar var, taassuplar var çok ciddi seviyede. Şimdi amacım doğrulukları, bilimsel olanı konuşmak, eleştirmek değil. Doğru olan şu, otizm nörogelişimsel bir bozukluk. İntrauterin dönemde başlıyor patogenez, konjenital bir hastalık. Ve otizmin tedavisine mutlaka özel eğitimle birlikte medikal bakım ve tedaviyi interdisipliner olarak kombin etmek lazım. Dünya böyle algılıyor otizmi. Evet, uluslararası bilimsel camiada tedavi edici özelliği ispat edilmiş, kanıtlanmış tek metot özel eğitimdir bugün itibariyle. Bunun yanına koyacağımız, kanıtlanmış şu metot vardır diyeceğimiz konsensus oluşmuş bir metot şu an, şu dakika itibariyle yok. Ama bir ay sonra ne çıkacağını bilemeyiz. Şu dakika itibariyle böyle. Bunun bir gerçek olması, otizmin medikal tıbbi yönünün olmadığı anlamına gelmez. Veya tıbbi yönünü inkar ettirmez. Yani bir gerçek, ikinci bir gerçeği reddetmemizi gerektirmez. İki gerçek, üç gerçek, dört gerçek bir arada bulunabilir. Bizde böyle bir eğilim var. Yani bir gerçeği yakaladığımız zaman, elimize aldığımız zaman diğer gerçeklere hemen şey yapma eğilimi başlıyor. Yani mesela laboratuvar kendi branşımdan örnek vereyim.
tüberküloz tanısında işte kartuş sistemli motif